Ay, sabah oluyor galiba. Ay, kalkma zamanım geldi. Yatarken bile takım elbiseyle yatıyorum ya. İşime ne kadar düşkün bir adamım ben. Cemre, oğlum neredesin? Cemre, ha? Buradayım efendim, buradayım. Gel gel. Lan bu evin çıkışı nerede ha? Cemre'cim araba hazır mı? Hazır efendim. İyi o zaman hazırla da çıkar, ben de bineyim artık. Gito Bey, size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de sorabilirsin. Sor bakayım Cemre'cim. Neyi merak ediyorsun? Siz nasıl bu kadar para kazanabiliyorsun? Benim nasıl zengin olduğumu mu merak ediyorsun? Evet efendim. Sizin ne iş yaptığınızı çok merak ediyorum. Ben gelmiş geçmiş en iyi mesleği yapıyorum kardeşim, tamam mı? Hiçbir zaman ölmeyen bir meslek düşün. Hadi düşün bakayım biraz. Düşünüyorum efendim. Doktorluk mu? Hayır. Ondan da böyle karizmatik bir meslek. Öğretmenlik? Hayır, ondan da daha üstün bir meslek düşün. Yazılımcılık. Ya o kadar kodu kim öğrenecek ya, Allah'ım yarabbim. Oğlum biraz basit düşün lan. Basit bakkalcı falan mısınız efendim? Hayır oğlum, o kadar da basit değil lan. Yani o kadar da basit olamaz değil mi? Yani bu kadar paraya, bu kadar güzel bir eve yani. Değil mi? Evet. Cemre'cim, canım benim. Bugün sana ne iş yaptığımı göstereceğim, tamam mı? Buna karar verdim. Tamam efendim, siz nasıl isterseniz. Hadi beni caminin oraya götür. Tabii efendim, buyurun. Vay be, geldik ha? Geldik efendim, buyurun. Tamam. İn bakayım arabadan. Gel yanıma. Geldim efendim. Bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Şu caminin arkasına ver kendini, tamam mı? Orada bir yere saklan ve beni izle. Tamam efendim. Ben şu ağacın arkasına geçiyorum efendim. Aynen öyle ha. Ağacın arkasına geç, beni izle, tamam mı? Bak normalde herkes öğretmen bunu ha. Teşekkür ederim efendim. Tamam, oradan izle. Aferin, güzel izliyor bak. Şurada kıyafetimi değiştireyim de. Aha, işte hazırım. Cemre, beni görüyor musun? Efendim, size ne oldu böyle? Görüyor musun beni? Görüyorum efendim. İşte ben seni görmüyorum kardeşim. Nasıl ya? Köre bir sadaka. Köre bir sadaka. İşe yarayacağını sanıyor garibim. Köre bir sadaka. Oh Allah'ım, şöyle park edeyim şu arabayı. Lan! Lan oğlum. Ay, bu ne böyle ya? Tabura herhalde yan dönmüş. Allah'ım yarabbim. Geldik bugün de cuma günü. Merhaba. Köre bir sadaka. Vermeden geçmeyelim. Sadaka vereyim sana. Ya bana bir sadaka verin, gözünü seveyim. Benim gözümü nasıl seveceksin sen? Görmüyorum, siz neredesiniz bu arada? Sevemiyorum gözünüzü. Aa, ben de göremiyorum. Lan gözüm olsa arabaya çarpar mıydım ben? Oğlum gözün yoksa niye araba kullanıyorsun? Limuzine çarptın. Ha, bu limuzin mi? Sen de az değilsin ha. Neyse. Lan var ya, bu körler ya, sağırlar birbirini. Neydi o laf ya, sen bilirsin. Körler sağırlar birbirini, topallar. Hadi bakayım. Hadi bir tane daha bilmece be. Bir tane daha, bir tekerleme. Tabii tekerleme tikirleme. bu da güzeldi. Çok saçma. Ama para kazandım, iyi güzel. Aa, o gözler görüyor da neyse, ben bir cumaya gideyim. Hadi git bakalım. Ya adama bakar mısın? Geldi burada benim limuzinime çarptı ya. Allah'ım yarabbim. Neyse. En azından yaptıracak parayı verdi yani. Neyse, biraz şanssız olduk ama olsun. Cemre kardeşim, gel şu arabayı çek ya, bak vuruyorlar sonra. Efendim, sistemi ne konuştunuz o adamla? Size para falan verdi gördüm. Ya dilendim işte falan filan. Cumaya girmeden önce bana biraz para verdi de arabaya çarpmasaydı iyiydi ya. Arabada çok zarar var mı, baksana. Bakayım efendim. Kardeş, cuma öyle kılınmıyor. Haberin olsun bu arada. Ha, nasıl kılınıyor? Gel öğret o zaman. Ben bir şey görmüyorum şu anda. Görmediğim için anlatamam. Allah Allah, ben de görmüyorum. Bak bakayım. Ana, sen de mi körsün? Ben de kör oldum. Kör oğlu seni. bir dakika. Dur. Bu güzeldi. Ya, al bakayım. Teşekkür ederim. Lan benim arabam nerede? Lan Cemre. Buradayım efendim, buradayım. Hangi arabayı çektin oğlum? Pardon efendim, yanlışlıkla arabanıza vurdum da aşağı kadar gitti, bakarsın. Git getir lan o zaman. kör. Sağdan böyle yapıyorlar körsün diye ya. Ya sorma abi ya, sürekli beni dışlıyorlar. Biraz bana para versen de ben de kendimi dışlatmasam. Ulan bak lan, kör değilim ama körün halinden en iyi kim anlar biliyor musun? Kim anlar kardeşim? İşte ben de sordum da sana. Bu arkadaş daha kör herhalde. Lan Cemre, benim arabaya çarptın. Beyefendi, kıldıysanız hadi artık gidin ya, cumanın önünü kapatmayın. Peki bunu versem? Ay, şu an gözlerim yaşta kör oldu. O para niçin ya? Bu para ne için biliyor musun? Al kendine göz yaptır. Ne? Ne kadar iyisiniz efendim, ne kadar iyisiniz. Bu sayede gözlerim açılacak ya.
Ulan para nelere kadirsin be. Neyse ben gidiyorum, hadi sağlıcakla. Hadi görüşürüz efendim, bay bay. Bay bay. Aa, şöyle. Lan, ya arabaya çarpmışsın. Pardon pardon. Ya Cemre arabayı şu bizim arabayı başka yere park et dedim oğlum. Ya efendim çok gıcık oldum adama ondan. Tamam boş ver boş ver. Hadi ağacın arkasına geç de beni izle. Bak gördün mü orayı bu arada? Kaç para kazandın bir işten? Gördüm efendim. Çok iyisiniz. Dur ben daha neler yapacağım? Şöyle camiye gireyim de kostümü değiştireyim. Oo! Cemre şu an nasılım kardeşim? Harikasınız efendim. La oğlum arkada müşteri geçti bak kaçırdık. Dedeciğim, dedeciğim. Allahümme salli ala Muhammed. Dedeciğim bir bakar mısın? He evladım he. Dedeciğim, dedeciğim, dedeciğim ya bir şeyler atmadan geçmeyelim ya. Görüyorsun ya hem körüm hem sakatım. Evladım sen ne diyorsun, namazdan çektin beni, bir bunun için miydi ya? Ya dedeciğim ya bu yaptığın da sonuçta bir sevap yani. Köre böyle sakata bir yardımcı olalım yani. Ha evladım, ya evladım ben daha geçen gün koyun falan kestiydim ya, çocuklara dağıttıydım ama yani bilemedim şimdi. Ama dedeciğim yani baksana benim de yani her yerim çok kötü durumda yani, bana da bir yardımcı olsan yani ne olur dedeceğim ya. Şöyle evladım bir dur bakayım, inceleyeyim seni. Bakalım bakalım şöyle gari. Bakalım bakalım. Evladım sen okul okudun mu, okul? Dedeciğim okuyamıyorum ya, okula gidemiyorum, ayaklarım yok, ayaklarım çalışmıyor. Gözlerim çalışmıyor, ağzım burnum çalışmıyor dedeciğim, bir para atarsan belki yaptırtabilirim ya. Evladım bak şimdi senin bir şeyini yakaladım. Ağzın çalışmıyorsa nasıl konuşuyorsun sen bakalım? Dedeciğim para. Evladım ya şimdi ben sana verirdim de bakayım üstümde ne kadar varmış, şöyle bir bakayım ya, dur. Bak dedi ben bakayım beraber. Evladım bakma sen ya, sen bakma ya. Öyle bakayım. Dedeciğim bak orada biraz daha yeşillik var, onlardan da katarsan. Ya evladım bu benim kefen param, kefen parama da mı göz diktin be, yeter be. Dedeciğim ne kefen parası ya, sen genç adamsın ya, bu yaşta kefen parası mı biriktirilir, Allah Allah. He öyle mi diyorsun, yakışıklı mıyım bakalım, bak. Oo sen var ya nasıl yakışıklısın ha, var ya of harikasın. Keşke gözlerim olsaydı da görseydim. Evladım şey diyeceğim ya, ben yakışıklıyım ya, bir tane kız var ben kafede orada bir yerde görüyorum, beğeniyorum da, ona gitsen bakar mı sence bana ya? Of dede de sapık çıktı ya. Dedeciğim bakar sana, sana bakmayan kız ölsün ya. Sen var ya yeter ki şu fakiri bir sevindir ya, yazıktır günahtır ya, Allah da sana güler. He evladım bak ben seni sevmişim, al bakalım gari, al. Amanı tutarım hepsini amanı tutarım he. Al emekli maaşım da senin olsun, o da senin olsun, al hepsi senin olsun gari. Dedeciğim bütün kızlar sana bakacak şimdi. Dedeciğim şöyle bir şey söyleyeceğim, sen şimdi beğendiğin kızın yanına gidiyorsun, diyorsun ki ben diyorsun caminin orada köre fakire sakata yardımcı oldum, bence benim sevgilim olmalısın diyorsun ve birden sevgili oluyorsunuz. Ha evladım büyü mü bir şey bilmiyorum ya, büyü falan yapam ya. Dedeciğim ben sakatım, ne büyüsü ya. Evladım ne bileyim, bakayım şöyle şu arkadakiden bilmiyor ya, bakıyor oraya falan ya. Ah dedeciğim ben seni duyamıyorum. Aa ben sağır doldum galiba. Ben bununla mı uğraşacağım gari ya, salağın teki zaten 3-5 kuruş verdik. Neyse ula sevgilim ben geliyorum. Al beni gari, al. Cemre gel. La parasını aldık da başımdan zor sağladım, gördüm bak böyle tipler de var. Gördüm efendim gördüm. Gito Bey bir şey sorabilir miyim? Tabi sor canım benim. O kadar güzel anlattınız ki benim de canımı çekti. Acaba ben de yapabilir miyim acaba? Tabi yaparsın oğlum, bak gir camide benim yedek kıyafetleri al gel hadi. Gito Bey oldu mu acaba, bakar mısınız? Ooo çok yakışmış oğlum, aferin lan sana. Tamam bir dakika ne diyeceksin şimdi, ben mesela zengin birisiyim geldim. Heh ne diyeceksin bakayım söyle. Allah rızası için çok kötüyüm. Sakatım. Oğlum sakatım diyorsun ama bunu gösteremiyorsun. Baksana havada duruyorsun, olmaz öyle. Dur şu arkada şey vardı, onu alıp gideyim. Buldum Gito Bey, buldum. Heh süper bak böyle daha iyi. Şimdi bak sana anlatıyorum, bak sen şimdi sakatsın, sağırsın, topalsın, körsün, tamam mı? 5 duyu organının hiçbirini kullanamıyorsun. Dokunma da dahil, tat alma da dahil. Tamam mı canım benim? Yetimsin, hiç kimsen yok. Bu hayatta tek başına kalmışsın. Allah da belamızı vermiş. Lütfen bana para verin. Tamam efendim. Tamam mı? Tamam. Aa bak birileri geliyor galiba. Dur bakayım. Aha bak orada bir kadın var lan. Elinde para var oğlum baya. Oo paralara bak. Hanımefendi. Ay efendim. Hanımefendi çok zor durumdayız. Bakayım. Pek de zor durumda gözükmüyorsunuz yani. Yürüyemiyorsunuz galiba ama tekerlekli sandalye alabilmişsiniz. Hanımefendi bunu bize camiden sağ olsunlar yardım topladılar da aldılar değil mi Cemre? Evet. Ha iyi. Tamam yardım toplamışlar, o zaman ben gideyim. Ha, bir dakika hanımefendi durun. Biz körüz, topalız. Aynı zamanda kulaklarımız duymuyor. Ne yapacağız bu hayatta? Bize biraz keşke para verilse de ameliyat olsak. İyi de söylediklerimi duyuyorsun.
Cemre ne diyor hanımefendi? Duyamıyorum, yardımcı ol. Ben de duyamıyorum efendim. Allah, ben de duyamıyorum Allah. Cemre. Ne diyor acaba? Çok önemli şeyler söylüyor olabilir mi hanımefendi? Hanımefendi, size bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Kendimi acındırmak gibi olmasın ama 25 tane çocuğum var. Bakamıyorum hiçbirine. Yuh! Yürüyemiyorsun bile. 25 tane çocuğu nasıl yaptın? Hanımefendi. Aa. Hanımefendi. Onun 25 varsa benim 30 çocuğum var. Ben ne yapayım? 30 tane. O zaman şöyle yapabilirsin. Futbol takımı falan kur. Para kazanırsın. 30 tane çocuğum var. 500 tane de köpeğim var. Ne yapacağım bilemiyorum. 500 tane çocuk, 30 tane köpek. Siz nerede yaşıyorsunuz tam olarak? Hanımefendi. Sizce nerede yaşıyor olabiliriz? Tabii ki sokaklarda yaşıyoruz. Çocuklarımız sokaklarda. Ay, yazık size ya. Ben sokaklarda yaşıyorum. Arkadaşlarımda kalıyorum. Belediye başkanım, size sahip sesleniyorum. Lütfen bize yardımcı olun. Mumlarla geçiniyoruz. Işığımız yok. Mum koyuyoruz hep. Mum yakıyoruz. Yangın çıkıyor. Yanıyoruz orada, ölüyoruz. Haberi bile yok. Anladım. Tamam. Siz belediye başkanıyla konuşun. Benden ne istiyorsunuz tam olarak? Anlamadım ki. Cemre az yesene. Bir saniye hanımefendi, bir dakika durur musunuz? Tamam. Oğlum, kendimizi yeterince acındıramıyor muyuz ne? Galiba efendim. Ne yapsak lan? Ben kalp krizi geçireyim efendim, böyle ölüyormuş numarası yapayım. Sen kalp krizi geçir, tamam mı? Ben de seni hastaneye götürmeye çalışırken işte kalp krizi geçireyim. Çifte kalp krizi nasıl? Çok güzel fikir efendim. Ama tamam. Para? İşte para verirsen düzeliriz falan deriz. Tamam efendim, hadi. Hanımefendi, destek evet. İstiyoruz. Bu arkadaşın kalbi yok. Bakın arada çok kötü oluyor. Bu arkadaşa kalp alacağız. Biraz para verseniz. Kalp mi? Kaç para ki bu kalp ya? Hanımefendi valla ne koparsa gönlünüzden hepsini verebilirsiniz şu çantanın. Yani aslında, yani bu çanta benim değil aslında. Hanımefendi fark etmez, sonuçta çantanın sahibi de vermek ister bence. Ama bu çanta benim değil, anlamıyorsunuz. Ben çalışanım yani. Kalbim. Durumum iyi değil çok. Kalbim. Cemre kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdi hanımefendi. Biraz destek çıksanız ne olur ya. Bir kalp parası olsa ne olur yani. Ay. İnanamıyorum ya, ne yapsak ki? Ben bir kalp masajı yapacağım. Cemre dur, uyan. Dur, ben doktorum. Doktor musunuz? Hı hı. Yo, ben kalp masajı yaparım. Cemre uyan hadi kardeşim. 1, 2. Of. Kendime geldim ya. Ay, şimdi ben kalp krizi geçiriyorum. Sallanıyorum. Tamam, ben size iğne yapayım. Yok gerek yok, düzeldim. Allah Allah, siz de ne yapıyorsunuz, ben anlamadım ya. Polisi arayacağım vallahi ha. Hanımefendi ne alakası var, biraz bize para verseniz de olur ya. Tamam, az bir şey ama. Evet. Toplayın şöyle etraftan. Şuralardan da toplayın. Çok iyi. Tamam. Hanımefendi teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi dolandırıcılar. Gel. Gito Bey. Oğlum gördün mü nasıl para topladık ha? Kaç paramız oldu Gito Bey? Oo, bir çanta dolusu para toplamışız ha. Bir gün içinde. Harika. Bir dakika, araba sesi ne? Oo, bayağı bir zengin geliyor oğlum. Bayağı zengin, arabaya bak. Oğlum ne yapalım biliyor musun? Bak şimdi bunun önüne çıkalım var ya, bundan iyi para toplarız, tamam mı? Evet. Oo, yaşadık. Hadi gel. Ay, çok kötü durumdayız, çok fakiriz. Fakirler ölüm. Lan bu adam durmadı, geldi bize çarptı lan. Gito Bey, galiba bacaklarımı hissetmiyorum. Oğlum ben hiçbir yerimi hissetmiyorum. Ölmedim ama yaşıyorum da diyemiyorum. Çok kötüyüm Gito Bey. Galiba gerçekten sakat olduk. Oğlum bir de ambulans mı arasa, ne yapsa ya? Ay Cemreciğim. Ay kim derdi ki sakat turnu yaparken gerçekten sakat kalacağız diye? Ha? Kim derdi oğlum? Gerçekten çok pişmanım. Oğlum hiçbir yerimi hissetmiyorum lan. Ben de sadece kollarımı hissedebiliyorum. O bende de yok biliyor musun? Sen kötüsün o zaman, ben daha iyiyim. Ben bayağı kötüyüm ama ben gerçekten görmüyorum ha bu arada. Ben görüyorum ya. Lan oğlum sen bayağı iyisin, kalk yürü. Ben gidiyorum, dilenmeye o zaman, hadi görüşürüz. Ana adam bayağı işi sevdi ya. Gerçekten sakat kaldı falan ama işi sevdi yani. Neyse, en azından işimin hakkını veririm bundan sonra. Gerçekten körüm ve sakatım. Köre bir sadaka, sakata bir sadaka. Gerçekten körüm, sakatım. Kulaklarım duymuyor.